Selam aleyküm. Hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş bulduk. Biz içeri geçin. Ha buyurun. Sen misin? Öğrenim babası. Evet. Geçen sene yeme verirdi çocuklar buraya girene kadar yeme veriyor, her şeyi yapıyordu. Allah razı olsun. Maşallah. Öğretmenime çok baktım. Kızmelere. Evet. Hocam o kadar iyi davranıyordu çocuğa, geliyordu arabasını, inan ki güzel arabası gibi getiriyor. Ney diyor, Hanife bacım diyor, senin evin uzaktır diyor, benim kızım çolarım ne yersin diyor, onu da ona verir. Evet. Ya ben dedim hocam senin olsun, senin çocuğun olsun. O da kabul etti sağ olsun müdürleri, her şey. Yani o kadar ilgilendi hocam, inan ki yani onları sayısında. Evet. Bizim sayımızda değil inan. Tabii. Ev kira. Evet. 12 kardeş var. Evet. Dolayısıyla çocuğumuz bu pandemi sürecinde uzaktan eğitime de bağlanamadı. İnterneti evet, de yok. Okulumuzun müdürü, müdür yardımcısı ve öğretmenlerimizin ekstra gayretiyle bu dezavantajı avantaja çevirip bir de demircilik çırağı da yapan bir çocuğumuz. Evet. Evet. Şu anda çalışıyor. Şu anda çalışıyor evet. Demircide. Evet. Bu çocuğumuz bu şartlarda fen lisesine gidecek. Evet. Türkiye yüzdelik diliminde 0.74'lük bir dilime girmiş. Burada tabii öğretmenlerimizin, müdürümüzün, yöneticilerimizin çok büyük bir emeği var. Sizlerin de desteği var. Ben şahsınızda sizi tebrik ediyorum. Anneyi kutluyorum. Sağ olun hocam. Aile eşrafını tebrik ediyorum. Tabii ki. Ben de müdürlere, öğretmenlere tebrik ediyorum. Öğretmenlerimize hocam. Evet. Bir de kitap konusunda Halil Hoca çok evet. yardımcı oldu. Evet. Yani her eksiği temin etmeye çalıştı. Sıkıntılarında yani ders konusunda yapamadığı, çözemediği sorularda birebir eğitimi sağladı. Yani hani evet, başarı insan elindedir ama biraz da imkan gerekiyor. Tabii. İmkanımızı çok sağ olsun kendileri evet. sağladı. Biz her zaman, yani bizim tek duacımız kendileri. Evet. Bize çok fazla yardımcı oldular. Tabii şimdi vallahi her şey bizim müdürümüzün sayesinde, bizim öğretmenleri sayesinde. O kadar Hayal Hoca, öğretmenleri, grubu hepsi o kadar iyi baktılar, ders verdiler. Biz onlara memnun, Allah da onlara memnun olsun. Yani çok çabaladılar, çok baktılar. Sabah geliyordu, daha Muhammed kahvaltı inan ki yaptı, yapmadı hemen hazır. Sanki özel arabamız var. Geliyordu Muhammed'e alıyordu, götürüyordu, akşam getiriyordu. Öğlen yemeği diyor, bacım diyor, senin evin uzaktır diyor, çocuk tek başına gelemez. Ben gittim dedim hocam, ev uzaktır dedi, ben yemek her şey dedi bende olsun dedi. Benle müdür ne yiyeceğiz dedi, onu da onu vereceğiz. Sağ olsun vallahi her şey Hayal Hoca, bir de grubu öğretmenleri hepsi. Yani biz onlarda memnunuz, Allah da onlarda memnun olsun. Odur, başka bir şey yok. Ben Muhammed Beytekin, Şehit Ertan Seyim Ortaokulu'nun bir öğrencisiyim. 4 yıl boyunca Şehit Ertan Seyim Ortaokulu'nda okudum. Bu yıl LGS'ye girdim ve 0.74'lük yüzdelik dilime girdim. 4 yıl boyunca öğretmenlerimin bana katkısı çok büyüktür. Bu son 2 yılda beni evden, biz 6. sınıfta taşındık normalki mahallemizden. Son 2 yılda öğretmenlerim beni götürüp getirdi. Her türlü desteği de, her destekte bulundular. Test kitapları verdiler çok fazla. Çok fazla test kitabı çözdüm. Hiç durmadım. Çok hepsinin emeği var bende. Çok çalıştım. 4 yıl boyunca öğretmenlerim beni DYK destekleme yetiştirme kurslarına götürdü. Hepsi çok
çok iyiydi. Çok desteklediler beni. Evde internetimiz de yoktu. Zar zor derslerime, Zoom'a giriyordum, Zoom'dan derslerime. Öğretmenlerim eve geliyordu, bana ders veriyordu. Pandemi döneminde öğretmenlerim beni yalnız bırakmadı. Hep evimize geldi, bana ders verdi. Beni çok desteklediler. Hayalim Fen Lisesi. Fen Lisesi'ne gideceğim İzmir'e. İzmir aklımda şu an. Merhabalar, ben Şehit Ertan Selim Ortaokulu Müdürü Halil Sarıgöl. Burada bulunma sebebim öğrencimiz Muhammed Beytekin ile ilgili birkaç cümle de ben sarf edeyim istedim. Muhammed çok başarılı bir öğrencimiz. Gönlüsler daha çok başarılı olacağına emindik. Ama pandemi nedeniyle öğrencimiz işte uzaktan eğitimden faydalanamadı. Evinde internet yoktu. Sorularını, kaynaklarını öğretmenlerimle birlikte temin etmeye çalıştık. Her türlü konuda yanındaydık. Şehit Ertan Selim Ortaokulu olarak, öğretmenler olarak, idarecileri olarak. O da bizim verdiğimiz emeğin karşılığını fazlasıyla bugün vermiş olmakta. Hayalleri olan Fen Lisesi'ne inşallah gidecek. En güzeline gidecek. Rabbim bundan sonra üniversitesine olsun inşallah. Hayallediği, hedeflediği üniversitesi olsun. Biz elimizden geleni yaptık. O daha fazlasını yaptı. Ona, ailesine çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsın Muhammed. Allah başarılarını daim kılsın inşallah. Evet, Muhammed, tebrik ediyorum. Başarından dolayı kutluyorum. Tüm dezavantajlara rağmen, pandemi sürecine rağmen, öğretmenlerin desteğiyle 4 yıl güzel bir çalışmanın sonucunda demirci çıraklığından Fen Lisesi'ne uzanan bir başarı öyküsünü gerçekleştirdim. Bundan sonraki hayatında da başarılar diliyorum. Senin için karınca karınca güzel, küçük bir hediye. Bunu da kabul etmeni rica ediyorum aslında. Al bakalım. Tebrik ediyorum.